O tamam, o tamam. Bu tamam. Bu tamam mı? Tamam, tamam. O zaman başlayayım. Hanımlar beyler, ben Serhat, Düğün Delisine hoş geldiniz. <laughs> Mekan tanıtım videolarına daha doğrusu mekan sohbetlerine diyelim. Mekan tanıtımı değil daha mekan tanıtımı yapmadık ama mekanlarla alakalı çektiğimiz videoların serisine devam ediyoruz. Bugün en güzel mekanlardan biri, benim en sevdiğim mekanlardan biri. Düğün salonları hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlıyorum. Bugün konuşacağımız mekan en klasik, hepimizin bildiği ve en çok sevilen bence öyle. Düğün salonları. Klasik düğün salonları hakkında konuşacağız. Evet, düğün salonları. Aslında düğün sektörünün temel taşlarından biri diyebiliriz. Yani şahsen benim çocukluğumda iki türlü mekan vardı. Bir klasik düğün salonları. Herkes düğün davetini bu salonlarda yapardı. Bir de oteller vardı. Oteller biraz daha lüks düğünleri yapıyorlardı o dönemler. Ama bugünkü birçok mekanın işte davet alanları, kır düğünü mekanları hepsinin temel taşlarında bu zamanındaki mahalle aralarında olan düğün salonları yer alır. Tabi zaman geçtikçe aslında e, düğün salonlarında kollara ayrılmaya başlandı. İşte davet alanları oldu. Düğün salonlarının biraz daha böyle konforlu hizmet vereni diyelim. Bir de kır düğünü mekanları açıldı. Açık hava düğün mekanları açıldı. Ama bunların tabii ki temel taşı düğün salonları. Her ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar çok mekan açılırsa açılsın aslında düğün salon salonların yeri hep aynıdır ve hiç değişmemiştir. Halen en çok tercih edilen mekanlardır düğün salonları. Tercih edilmesinin bir nedeni sadece alışkanlıklar değil aynı zamanda her keseye uygun şekilde e, salonda bulabiliyorsunuz düğün salonlarında. Günümüzde bazen işte burun kıvran aman düğün salonunda mı evlendin diyen çiftleri duyuyorum ama akıllarda bazen hala o mahallede kahve kenarlarında kahve içinde yapılan düğünler akla geliyor ama o devirler çoktan çoktan geçti. Düğün salonları da diğer her mekan gibi kendini inanılmaz geliştirdi. Belli bir seviyeye ulaştılar. Bu da çok ciddi bir avantaj. Çünkü takdir edersiniz ki yılda 600 bine yakın çift evleniyor ve bu çiftlerin hepsi inanılmaz zengin, maddi geliri inanılmaz seviyede olan insanlar değil. Dolayısıyla herkese uygun olması ve hizmet kalitesini de arttırıyor olması düğün salonlarını sektörün temel taşı e, niteliğine taşıyor bence. Günümüzde birçok çiftin özellikle gelin adaylarının hayalleri tabii ki genelde işte kır düğünlerine biraz kayıyorlar. Otel düğünleri, işte havuz başı, tekne düğünü vesaire. Tabii sosyal medya da bunu çok etkiliyor ama bu düğünleri bu hayalinizdeki düğünleri Türkiye'deki her şehirde yapmanız mümkün değil. Bazı illerimizde olanaklar belli seviyede. Bazı illerimizde kır düğün için mesela iklim şartları el vermiyor. E, dolayısıyla e, düğün salonları burada çok ciddi bir alternatif yaratıyor. Tabi geçmişe göre düğün salonları da modernize oldu. Hem e, menü içerikleri, sunumları ve dekoratif anlamda belli bir seviyeyi aştılar ama halen o eski zamanlardaki e, çocukluğumuzdaki o samimiyet, içten devam ediyor. İşte kuru pastalar, kuru yemiş ikramı, böyle litrelik meyve suları, içecekler, yan masayla meyve suyu takası. Ya bizde vişne fazlaymış o kayısıyı alalım mı? Bunlar var abi hala bunlar var. En sevdiğim. Bayılıyorum ya. Oradaki samimiyet hiçbir şey de yok. Bak ben size söyleyeyim. Hiçbir şey de yok. Bu, bu ışığı da bir dahakine şuraya getirin şöyle. Şurada dursun tamam mı? Böyle retinamı yaksın benim ışık. İşte meyve suları kolalar, sarı kolalar. Sarı kola Of be. Çok samimi ortam. Gerçi şimdi dediğim gibi menü içerikleri değişti ama o geçmişe dönük adetler, o gördüklerimiz hala devam ediyor aslında yani. Mesela ne moderniz oldu? Eskiden kuru pastalar çok kuru gelirdi. Şimdi o seviye biraz düzeldi. Daha taze ürünler gelmeye başladı. Kuru yemişler tahta gibi olurdu. Ama şimdi dediğim gibi hizmet kalitesini ön planda tutan çok fazla düğün salonu var ve dolayısıyla evet gene kuru pasta geliyor, gene litrelik kola geliyor belki ama yedikleriniz, içtikleriniz daha taze oluyor. İkramlar, servisler daha düzgün yapılıyor. 12-13 yaşında bir düğüne katıldık. Su böreği getirdiler serviste tamam mı? Ama hakikaten su böreği, orijinal su böreği. Yani böreği kaldırıyorsun su akıyor içinden abi. Hamur hamur böyle yani atmış suyu artık su akıyor içinden. Öyle servisler geliyordu. Şimdi öyle değil. Yani en azından büyük bir kısmı öyle değil. Sahneyle misafirler böyle birbirine daha yakındır, daha iç içe daha samimi bir ortam olur. Bu da düğün salonlarının bir artısıdır. Yani bir anda bir bakarsın size servis eden garsonla bir anda havaya girmişsiniz yani. <laughs> Ama konsept olarak, fiziki şart olarak o mahalle arasındaki salonlar bile kendilerini inanılmaz geliştirdiler. İş dekorasyonu olsun, oturduğunuz o plastik sandalyelerin bir anda böyle Tiffany sandalyelere dönüştüğü mekanlar, ışık gösterileri, sahne ekipmanları bunların hepsini çoğu mekan güncelledi ve dolayısıyla düğün salonları arasında da belli bir kategori oluştu. Yani düğün salonu dendiğinde standart bir düğün salonu değil artık eskisi gibi. Fiyatları da değişti. Tabii ki ama tabii ki bir otel iyi bir, bir kır düğünü mekanı gibi değil fiyatları daha makul daha cazip daha herkese uygun fiyatlar veriyorlar. Düğün salonuyla ilgili bir görüşmeye gittiniz de mesela genelde işte otellerde ya da işte kır düğününde yapılan o kişiye göre fiyat verilen menülerden ziyade bir toplu menüyle karşılaşırsınız. Derken size işte yemekli menü bu işte kuru yemişli menü bu 500 kişiye kadar sana şu kadar fiyat 300 kişiye kadar şu fiyat gibi toplam bir menü fiyatı verirler genelde. Hani kişi bazlı fiyat verenler de var. Artık onlar biraz daha işte biraz üst segmente çıkıyorlar düğün salonları arasında ama total fiyat verirler genelde bu da zaten düğün salonuyla davet alanı ya da kır düğünü arasında otel arasındaki farkı gösteren nedenlerden biridir toplam fiyat verirler size bu Burada ben e, hani menü içerikleri olarak size şunu tavsiye ederim. Hangi menüyü seçerseniz seçin mutlaka özellikle kuru pasta ve yaş pasta kısmında mutlaka bir tadım yapın. Pastanın taze olmasında kuru pastanın da pastanın da eğer böyle bir düğün düşünüyorsanız ikramlıkların kısaca. Öyle söyleyeyim. İkramlıkların taze olmasına dikkat edin. Bu önemli. Burada hani düğün salonlarını yermek için söylemiyorum. Bu her mekan için geçerli. Düğün salonlarında da dikkat edin bunu. Gelen ikramlık, yemek mutlaka taze olmasına ya da son kullanma tarihlerine mutlaka dikkat edin. Onun dışında düğün salonu araştırması yaparken özellikle gelin adaylarına söylüyorum. Sosyal medyadan birçok mekan işte görsellere bakıp ondan sonra hayalinizi üst seviyeye çıkarıp mekanı gördüğünüzde ya burası mıydı? Hayal kırıkları yaşamamanız için söylüyorum. Beklentiniz çok üst seviyelere çıkarmayın. Yani e, düğün salonları dediğim gibi e, herkese uygun ama çok ciddi bir bütçeniz vardır ve tap bir düğün yapmak istiyorsanız zaten düğün salonu yerine başka seçeneklere bakarsınız. Ödeyeceğiniz meblağ bellidir düğün salonuyla ödediğiniz meblağa göre bir beklentide olmanızı tavsiye ederim. Bu arada bazı düğün salonlarının kına mekanları da oluyor. Ayrıca kına salonları oluyor. Kınanızı da aynı salonda yapabilirsiniz. Orada belli başlı fiyat avantajları da yakalayabilirsiniz. Düğününüzü burada yapıyorsunuz. Kınanızı da burada yaparsanız yaparsanız totaldeki rakam size şuyken şu olur. Yani on ken 8 olur gibi rakamları afaki söylüyorum. Fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Maddi açıdan bence gayet makul. Ayrı ayrı lokasyonlarda zaman kaybı yaşamamış olursunuz. Ekstra kına mekanı için bir yer aramamış olursunuz. Ayrı bir salonu vardır. Siz kınanızı orada yaparsınız. iki gün sonra da düğününüzü diğer salonda yaparsınız. hem fiyat avantajı olur hem de davetliler. A, kına neredeydi? A, düğün neredeydi? Şuraya mı gideceğiz? Oradan buraya mı gideceğiz? Gibi kafa karışıklıklarına neden olmaz. Tek bir lokasyon üzerinden. Hem kına hem düğününüzü yapıp temiz bir şekilde çıkarsınız araştırdığınız salonlarda mutlaka salonun geçmişine de bakmanızı tavsiye ederim. Yani geçmişten kastım şu. Kaç yıldır o salon var? İşletmecileri kaç yıldır o işi yapıyor? Yani referanslarına iyi bakın. Tüm mekanlar için geçerli. Referans çok önemli. Çok yeni bir salondur. İçindeki malzemesi, dekoru, her şeyi inanılmaz güzeldir ama işletmecileri çok yenidir ve tecrübesizdir. Orada tecrübe çok önemli düğün sektöründe ve o riski göze alıp almayacağınıza karar vermelisiniz. Eğer yeni bir işletme ise ve yeni bir etmediği şey başındakiler. Mutlaka bir düğüne katılıp organizasyonun nasıl ilerlediğini e, izlemenizi tavsiye ederim. Onun dışında düğün salonları aslında genel olarak e, davetler içinde rahat bir mekandır. E, belli prosedürlerin olmadığı işte bir otele gittiğinizde e, işte giyeceğiniz e, kıyafetten tutun da işte lobiye girdiğinizde bile bir kendinize çeki düzen verirsiniz. Yani e, ama düğün salonları biraz daha rahattır. Kimse sizin işte ağ kravat takmış mı? işte ayakkabısı ne, nereden almış acaba gibi durumlar birazdan minimizedir. Daha samimi ortamlardır. Ben şahsen düğün salonlarında yapılan düğünlerin her zaman çok daha samimi, eğlenceli geçtiğini düşünür. Ama tabii ki burada daha önceki videolarımda da söylemiştim. Şuralarda bir yerde vardır. Çiftlerin ne kadar eğlendiği, ne kadar o düğünde e, insanlara samimiyetlerinin geçtiği çok önemli. Eğer çiftler eğlenmiyorlarsa istediğiniz yerde, istediğiniz parayı harcayın düğüne çok da keyifli bir düğün olmayacak açıkçası. Onu söyleyebilirim. Tüm sorularınız için sosyal medya hesaplarımızdan ve bu videonun yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmanızı rica ediyorum. Düğün salonlarıyla anlatacaklarım bu kadardı. Çok fazla detaylı bir şey anlatmak istemiyorum. Zaten tanıtım videoları gelince orada da daha detaylı olacak. Kısaca özetlemek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.